Şimdi on binlerce cezaevinde suçsuz yere yatan hasta mahkum vardı. Yani bunların diyelim ki yani Kürt olmasaydı, Türk olmuş olsaydı belki şimdi şu anda çoktan çürük bir raporuyla hemen dışarıda oluyor. Ama maalesef Kürt olduğu zaman %100 raporlu olmasına rağmen bırakmıyorlar. Yani biz bunun da adı adalet yok yani. Adalet olmuş olsaydı bugün birçok zindanlarda birçok yoldaşlarımız dışarıda olacaktılar. Kesinlikle hukuksuz şeylerle içeride tutuluyor. Vekilleri, ondan sonra iradelerini, hepsini hapishanelere takılmıştır. Ve bu siyasi bir soykırımdır. Ben böyle görüyorum. Bir an önce bu iktidar, şu anda iktidarda böyle tür şeyler de dinlemek ya da şey etmek istemek yersizdir. Yani bunlar hiçbir şeyi tanımıyorlar. Hak, hukuk, adalet yok. Görüyoruz. Kırkızlar, ondan sonra çeteleri dışarı çağırıyorlar. Ondan sonra siyasi kişileri de hepsini bunlar bir fiili bir şey yapmamış, suç işlememişler. İşte tek kaynak savaş. Savaş olduğunda rant da olur, tecavüz de olur. Her şey yani mübahtır. Her şey mübahtır. Yani düşün, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi gitmiş Ukrayna'yla Rusya. Allah razı olsun. Yani adam orada savaşı yani ara bulucu. Ya peki öyle de sen öyle keko öyle gel öyle burada bir savaşı öyle bir burada bir barışı sağla. Kendi vatanda bir sağla. Suriye ile diyaloga diyor ki barışalım. Tamam barış da yani Suriye'den neye karşı? Kürtler sadece bir şey sahibi olmasın. Yani Kürtler bir söz sahibi olmasın. Olay bu. Yani o yüzden işte cezaevinde haliyle dediğin gibi günde bir tane cenazemiz de o çıkan hepsi politik insanlar, hepsi de hani bilinçli insanlar, demokrat insanlar, yurtsever insanlar. Şimdi ülkemiz bir hukuk devletidir. Hukuk devleti sınırları içerisinde anayasamıza uygun ne yapılması gerekiyorsa bu vatandaşlarımıza yapılmalıdır. Yani siyasi tutuklu bile olsalar, müebbet bile alsalar, eğer ki ölümcül bir hastalıkları varsa ilk başta tedavileri ülkemizin üniversite hastanelerine yapılması lazım. Eğer ki tedavileri mümkün değilse, ölüm anına yakalanmışlarsa Cumhurbaşkanı tarafından af bu vatandaşlarına verilebilir. Birey bireydir. Her birey bizim için altın gibi değerlidir. Hazine gibidir. Herkesin cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı var. Eğer o nüfus cüzdanı taşıyorsa ona bakacaksın. Gittik yeme kuvana gittik yanda. Hiç tü sücevan tene suçsızın. Sücevan zaman evan kurdun. Türkiye'de adalet tene. Hak, hukuk, hati halanin tene. Ezelden beri hem bine bir zulmedana. Zulmamezi. Zulmamezi zamanı mı? Zede zaman tışkimettin. Gittiğe mevana zindanında Joko ser betone ciddine, ser betone. Vallahi betone de ciddine kurazın ha betone. Hem bu ser ardine. Kade hakkı var neyle? Cezaevindeki halkla ilgili yani adamlar kendi görüşlerini söylüyor, gerçeklerini söylüyorlar. Gerçekler demek ki bazı saraydakilere zor düşüyor şey olarak. Onun için tahammül edemiyorlar, gözaltına alıyorlar. Hiç suçsuz.